Merhaba, ben Fatma Nur Erdoğan. Bugün psikoloji serimizde hayatımı değiştirmek istiyorum ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. Konusu üzerine birazcık durmak istiyorum. İşinden, iş yerinden, çalışma arkadaşlarından, kurum kültüründen memnun olmayan öyle çok insan var ki. Belki siz de sabahları işe gitmekten memnun olmayan ve hayatında bir değişiklik yapmanın zamanı geldiğini düşünenlerdensiniz. Belki yeni anne oldunuz, eşi ara verdiniz, tekrar kurumsal hayatlara dönmek istiyorsunuz ama bir türlü aradığınızı bulamıyorsunuz. Ya da hayatınızda isteyip de alabileceğiniz her şey var ama hayatınızın anlamını kaybettiniz, bir boşluk içerisindesiniz. Hem arayışınız ümidinizin biraz daha kırılmasına ve aradığımı bulabilecek miyim acaba sorularının tekrarlanmasına neden oluyor olabilir. Dünya enteresan bir yer ve bizler o mekanı kalıpları ve kurallara bağlamakta ustalaşıyoruz. Sonra da kendi kurduğumuz düzenin içerisinde boğulup kalıyoruz. Kalıpları kırmak, gelenekleri saymak ama geleneklerin dışında yeni bir yol çizebilmek sabır, zaman ve azim istiyor. Her şeyden öte kararlılık gerektiriyor. Yarı yolda pes etmemeyi, hayatı deneyimlemekten çekinmemeyi öneriyor. Zamanı geldiğinde elimizdekileri bırakabilecek gücü kendimizde bulabilmeyi, bu süreci atlatırken muazzam bir özgüveni, hayata inancı ve hayatta hiçbir şeyin mükemmel olmadığını hatırlamayı gerektiriyor. Kurallar arasına sıkışmış, dış etkenlere karşı aklımızı, ruhumuzu ve bedenimizi dimdik ayakta tutabilecek gücü kendimizde bulabilmemizi gerektiriyor. Kolay değil elbet. Zaman zaman hepimiz içimizdeki bu gücü, hayata olan inancımızı kendimize olan güveni kaybedebiliyoruz. Hayatınızda bir şeyler istediğiniz gibi gitmiyorsa, onu değiştirmek için arayış halinde olmak birinci başlangıcımız. Arayış doğumdan ölüme kadar bitmeyen bir süreç. Arayış halinde olmak, istediğimizi bulmak, sonra başka arayışlara girmek ve yeni şeyler keşfetmek hayata renk katan bir süreç. Bu süreç bazen keyifli, bazen yorucudur ama aslında yorucu olduğu için de aradığımızı bulduğumuzda müthiş bir haz alırız. Peki ne aradığınızı bilmiyorsanız ya da içinde bulunduğunuz durumu değiştirmek istiyor ama ne yönde değiştirmeniz gerektiğini bilmiyorsanız ne yapabilirsiniz? Tutkularınızın nerede olduğunu bularak işe başlamayı denemenizi öneririm. Fazla çaba harcamadan doğal olarak hangi aktiviteleri yapabiliyor ve bu aktiviteleri yaparken de bir nevi zamanı unutuyorsunuz. Bu soruyu iyi düşünün. Çok önemli bir soru. Cevabını bulduğunuzda bir yere yazın. Bir ya da birkaç tane aktivite aklınıza gelebilir. Örneğin insanlara yardım ettiğim zaman, tenis oynarken Şirketlerin stratejilerini belirlemesine yardım ederken, fayda sağladığım yerlerde olurken gibi gibi cevaplarınızdan biri ya da bir olabilir. Tutkularınızın nerede olduğunu bulmanız hayatınıza yeni bir yön verirken, içine hangi elementleri mutlaka katmanız gerektiği konusunda size ipucu da verir. Tutkularınız her neyse onları her gün kullanabileceğiniz bir iş ya da bir hayat tarzı kurmaya bakmanız, hayatınızı istediğiniz yönde geliştirebilmeniz için size imkanlar sunacaktır. Tutkulu olduğumuz şeyleri yaparken daha tatminkar bir hayat yaşar, hayatımıza anlam katabiliriz. Tutkularımız heyecanımızı körükler ve sabah uyanmak için bize güzel bir sebep verir. Yaşama güzel, yaşamayı sevinçle kılar.